merkezinden günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Kanal için yanında ben Işılay Sakaylı'nın sunumunda Azerbaycan'ın haberlerini izleyeceksiniz. Haberlerin daha çok insana ulaşması için beğeni butonuna basmayı ve abone olmayı unutmayın. Bugün faşizm üzerindeki zaferin 75. yıl dönümü kutlanıyor. Bugün Alman faşizmi tarihi zaferin üzerinden 75 yıl geçti. Azerbaycan'ı 9 Mayıs ülkede resmi bir devlet tatili olarak kutlanmaktır. 1 Eylül 1939'da Nazi Almanyası Yıldırım Hızı'nda Barbarossa planı altında Polonya'yı işgal etti. Böylece insanlık tarihinin en kanlı savaşı 2. Dünya Savaşı başladı. 22 Haziran 1941'de Hitler'in Almanyası Azerbaycan'a dahil olmak üzere Sovyetler Birliği'ne saldırdı. Savaş 9 Mayıs 1945'te faşizm bayrağının Berlin'deki Reçel binasından indirildi ve yerine Sovyetler Birliği'nin bayrağı kaldırıldığı zaman sona erdi. Bu savaşa Azerbaycan'dan 666 bin kişi katıldı. Berlin'de savaşan Azerbaycan birlikleri ödüllendirildi. 130 Azeri Sovyetler Birliği kahraman unvanı, 30 kişiye şeref nişanı, 170 bin vatandaşımıza ise Sovyetler Birliği'nin madalyalarıyla takdim edildi. İkinci Dünya Savaşı'nda 1941'de en büyük petrol miktarı da Azerbaycan'da bulundu. Sovyet Rusya'sından üretilen petrolün %71.4'ü olan 23.5 milyon ton petrol üretildi. Savaş sırasında Azerbaycanlı petrol işçileri ülke 75 milyon ton petrol, 22 milyon ton benzin ve diğer petrol ürünleri tedarik etti. Covid-19 salgını nedeniyle zaferin 75. yıl dönümüne adanmış geçit törenleri ve diğer törenler Rusya dahil birçok ülkede ertelendi. Azerbaycan Kültür Bakanı Ebilfes Karay'a Devlet Güvenlik Teşkilatı'nın başkanlığında yapılan operasyon hakkında konuştu. Azerbaycan Kültür Bakanı Ebilfes Karay'a Devlet Güvenlik Teşkilatı'nın başkanlığında yapılan operasyon hakkında konuştu. Bakan yaptığı açıklamada bir devlet kurumunun başka bir kurumla bir operasyon yürüttüğünü söyledi. Ebilfes Karayev artık çok fazla şey söyleyemeyeceğini ve operasyon sırasında tutukların bulunduğunu, her şeyin yakında açıklanacağını, hukuk tarafından yönetilen bir devlette yaşadığını ve olumsuz durumlarda özel bir yasa değerlendirme yapılacağını söyledi. Dün karantina ihlali nedeniyle 739 sürücü para cezasına çarptırıldı. Koronavirüs enfeksiyonunun yayılmasını önlemek için ülke yollarında araç kullanan 739 kişi özel karantina rejimini ihlal ettiği için Azerbaycan Cumhuriyeti İdari Suçlar Kanunu'nun 211. maddesi uyarınca idari sorumluluğa getirildi. Ana Devlet Trafik Polis Bürosu'ndan yapılan açıklamada özel karantina rejiminin uygulanmasından bu yana toplam 50.174 yol kullanıcısının başkent dahil olmak üzere ülkenin yollarındaki özel karantina rejimini ihlal ettiği için idari sorumluluğa getirildiğini belirtti. Nakliye Ajansı'nın resmi temsilcisi Vugar Mehmetzade, metro açılışının mevcut döneminde otobüs sayısını azaltmayacağız ifadelerini vurguladı. Vugar Mehmetzade birkaç gün içinde gerekirse yoğun saatlerde otobüs sayısının aynı kalacağını ve yoğun olmayan saatlerde yolcu sayısında keskin bir düşüş olması durumunda bir veya iki otobüs azaltabileceğini söyledi. Ana hedefin sosyal mesafeyi korumak ve otobüslerde tıkanıklık olmamasını sağlamak olduğunu belirten Boki Nakliye Ajansı'nın yetkilisi bunlar ekspres otobüslere ait olduğunu, diğer otobüslerin ise aynı sistemde çalışmaya devam edeceğini vurguladı. Metrodaki yolcu yoğunluğu hakkında açıklama geldi. Metro kullanan yolcu sayısının bir önceki döneme göre önemli ölçüde azaldığı belirtildi. Bakü Metro Basın Servisi Başkanı Bahtiyar Mehmetov bu konudaki görüşlerini paylaştı. Bahtiyar Mehmetov bugün yolcu sayısının karantina öncesi döneme göre 8 kat azaldığını söyledi. Bunun sabahtan beri yapılan bir gösterge olduğunu söyleyen Bahtiyar Mehmetov hafta içi 800 bin cumartesi günleri, 600 bin pazar günleri, 400 bin yolcunun taşındığını söyledi ve göstergelerin değişebileceğini vurguladı. Ben Işılay Sakaylı'nın sunumunda Azerbaycan haberlerini izlediniz. Haberlerin daha çok insana ulaşması için beğeni butonuna basmayı ve abone olmayı unutmayın.